Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Color by Çaf kanalımıza. Ben Şafak Aydoğan. Bugün konumuz doğru renkler alabilmek için Türkiye'de de çok kullanılan bir RIP programının eski bir versiyonunun en önemli noktalarının en önemli püf noktalarını sizle paylaşacağım. Eminim birçoğunuz bu RIP programını biliyor. Ancak bu noktaları belki gözden kaçırmışsınızdır. Belki de bazılarınız biliyordur. Belki de öğrendiğinizde sizin için çok faydalı olacaktır. Başlamadan önce söylemeliyim. Bu RIP programının ismi PhotoPrint. PhotoPrint RIP programı Scanweg Amiable'a ait. Scanweg Amiable İsrail merkezli kuruluşlu bir firmaydı. Ancak artık Amerikan merkezli ve adı SII olarak değiştirildi. Ve Flex olarak geçiyor. Yeni versiyonları Flex 12 ve üstü olarak geliyor. Bazı ürünlerini size tanıtacağım. Arkadaşlar bölümlere başlamadan önce herkese bu yazılımları her zaman orijinallerini kullanmanızı öneriyorum. İllegal olan ürünleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Birçok sebepten, en başta da yazılımı yapanların hakları açısından. Orijinal programlar ve özellikle getirdiği update'ler ve yenilikler her zaman önceliklidir. Bu bakımdan ben orijinal programları kullanmasını tavsiye ediyorum. Şimdi size eski bir versiyon olan ama ülkemizde çok kullanılan PhotoPrint 10 RIP programı ile ilgili püf noktalara başlıyorum. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için destekleriniz çok önemli. Bu sebeple bu videoyu beğenmeniz, mümkünse kanala abone olmanız ve çok rica edeceğim birkaç yorum yazmanız benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ediyorum ve konuya başlıyorum. Arkadaşlar 5 başlık altında topladım bu püf noktaları. Özellikle 4 ve 5 numara, sondaki 4 ve 5 numarayı kesinlikle herkesin seyretmesini tavsiye ediyorum. Ve ilk noktayla PhotoPrint 10'a başlayalım. Arkadaşlar birinci bölümümüz giriş bölümü. Bu bölümde PhotoPrint'e yazıcı ekleme bölümüne gireceğiz. Ve buradan doğru yazıcıyı, bu listede gördüğünüz gibi birçok yazıcı var. Ve doğru yazıcıyı, kendiniz için olan doğru yazıcıyı buradan seçeceksiniz. Ben burada bugün Olvi'nin Epson kafalı bir yazıcısını seçiyorum. O TCP/IP sorudan ben file seçeceğim. Çin makinesinde genellikle file dosya seçilir. Üst kısımda printer'ın ismini değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi orada değiştiriyorum şu anda. Burası önemlidir. Birden fazla yazısı için. Buradaki extension'da uzantıyı değiştirebilirim. PRN, PRT yapabilirim. Ve iplenen dosya nereye kaydedecek yazabilirim. Şimdi dosya çağırmaya tıkladım ki herkes biliyor bunu. Çağırdığım dosyayı iki kez tıkladığımda karşıma çıkan menüde hem malzeme hem de dosyanın ölçüsü yer almaktadır. Bunları herkesin bildiği için hızlı geçiyorum. Dosyayı çevirebilirsiniz, kopyasını arttırabilirsiniz. Bunlar önemlidir. Bir dosya malzeme için yerleştirmek. Eminim bunları herkes kullanıyordur. İkinci sekme dosyanın riplendikten sonra tutulup ya da silinmesi hakkında önceliğini seçebilirsiniz. İlk önce bas, sonra bas ya da daha sonra bas. Bu bölüm IC profil olan bölümdür ve profil yok gördüğünüz gibi. Burada profil olmadığını çağırabilirsiniz. Aşağıdan gördüğünüz gibi paslara dotları ayarlayabilirsiniz. Noktalamanın inceliğini, kalınlığını, geçişini ayarlayabilirsiniz. Hepsine özel noktanın büyük ya da küçük olmasını ayarlayabilirsiniz. Burada eğer text basacaksanız küçük, karışık basacaksanız medium ama yalnızca zemin basacaksanız büyük. Ekli basacaksanız burayı çok atlamayın. Ekli dosya basacaksanız büyük ebatlı. Bu işaretledim automatic flip'i seçin. O farkınızı engellemede yardımcı olur. Burası film çıktılar için renk ayarı bölümü. Bunları hızlıca geçiyorum çünkü hepinizin bildiğini düşünüyorum. Bakın kontrastla oynadım. Gene renk film çıkışlar ve dosyanın kayıt bölümü. Burada istediğimiz gibi dosyayı kayıt edebiliriz. Arkadaşlar ikinci bölümde buraya dikkat çekmenizi istiyorum. Bu işaretli yeri hep Tiling Preview seçin. Böylece yaptığınız değişiklikleri net görün. Arkadaşlar üçüncü bölümümüz herkesin çok merak ettiği IC profil yapımı. PhotoPrint 10'daki IC profil yapım bölümüyle ilgili bazı püf noktaları ve basit
noktaları belirteceğim. IC profil ile ilgili noktaları ve nasıl yapıldığına dair bilgileri başka bloklarda detaylı incelememiz gerekiyor. Bu sebeple PhotoPrint 10'da bilgisi olan arkadaşların gözden kaçırabileceği bazı püf noktaları burada sizinle paylaşacağım. Bunlar bence önemli noktalar. Gördüğünüz gibi setup'ın içinden Color Profiler'ı seçeceğiz. Color Profiler'ı seçince çıkan penceredeki Create IC Output Profile, yeni profil yarat. Tekrardan yapıyorum. Evet. Tekrar açılan pencerede Create IC Profil, yeni profil yarat. Eski profili modifiye et veya profil yarım kaldıysa devam et. Create Linearization dediği boyanın maksimumunu 0 noktasıyla 100 noktasını ayarlama, ara tonlar, bunları hep linearizasyonda ayarlamanız gerekir ve ilk adım her zaman linearizasyondur. Eski linearizasyonunuzu ortam, boya değişikliğinde tekrar yapmanız gerekir aynı profil için. Alttaki Linearization bölümüyle. Ve en alttaki Convert Legacy Preset dediği eski ICC ve ayarlarınızı geri getirmek isterseniz de bu seçenekten getireceksiniz. Burada yapılacak işlem önemlidir ama ilk işlem her zaman linearizasyondur. Bunu unutmayın. Boyanızın limitleri, malzeme üzerindeki düşüşünü linearizasyonla ayarlarsınız. Daha sonra detaylıca bu konulara gireceğiz. Arkadaşlar bu bölüme dikkat edin. Maliyetleriniz açısından çok güzel bir bölüm. Bu bölüme dikkat edin. Arkadaşlar öncelikle dosyanızı, hazırladığınız dosyayı bir ripleyin. Ripleme bitince, bu çok önemli maliyetiniz için, doğrudan estimate yani tahminiye girin ve tahmini hesaplamasını yaptırtın. İnsanlar buna inanmayın dese de siz buna inanın, size bir fikir verecektir. Burada yalnızca kafa temizleme oranı yoktur. Boya ne kadar kullanacağını söyler mililitre olarak. Bunu da bir yerden ayarlayabilirsiniz. Şimdi size onu göstereceğim. Ama bu tahmini yere inanın. Çünkü size yaptığınız dijital baskıdaki kullandığınız boyayı gösterecektir arkadaşlar. Config'e tıklayın. Config'deki ayarların altında gördüğünüz gibi mürekkep, ne kadar mürekkep kullanıyorsunuz? Tabii ki 1 litrelik bir mürekkep kullanıyorsunuz. Ve ben takribi olarak 1 litre mürekkebe 400 lira verdiğinizi yazdım. Bu takribi rakam. O size aldığınız fiyatı siz kendiniz biliyorsunuz. Oraya kendiniz yazın. Maliyetinizi, boya alış maliyetinizi ve tıklayın. Bunun sonunda tekrar hesaplayayım, evet. Hemen size bir matematik yapacak. Bu gene doğru değil çünkü cleaning yok burada. İsterseniz bunları Excel çıktısı olarak da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya kafa temizleme faktörü olarak da %2 girdim. Kendimce %2 bir kafa temizliği yaptığımı düşündüm. Bu size gene kendiniz bileceksiniz. Onu da ekleyince arkadaşlar bu dosyanın kafa temizleme dahil size tahmini maliyetini ve çok yakın bir maliyetini verecektir arkadaşlar. Bu da size işe göre maliyetlendirmenize yardımcı olacaktır. Bir fikir verecektir. Bu teknolojiyi kullanarak yapmanızda hiçbir sakıncası yok. Güvenmeyin diyenlere inanmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm çok önemli. Birçok kişi bana defalarca bu problemin çözümünü sormuştu. O yüzden burada belirtiyorum. Bu çözüme hep beraber bakalım. Özellikle ihtiyacı olanlar bu çözümü kaçırmasınlar. Global Compensation bölümü geliyor. İzleyelim. Arkadaşlar setup'ın içinde Output Size Compensation diye bir bölüm var. Bu bölümün amacı şu. Makinelerinizin Y eksenindeki baskı ölçüleri yanlış çıkarsa buradan onu kompans edebiliyorsunuz. İlk önce buradan test print diyorsunuz. 30 cm ve 30 cm bir kare basıyor. Bakın ripledi şu anda. Sol tarafta processing diyor gördüğünüz gibi. Ripledi ve print etti. Bunun çıktısını alıyorsunuz ve bir metreyle ölçüyorsunuz. X ve Y'yi. Özellikle Y ekseninde bazı dijital baskı makinelerinde yanlışlar olur. Ölçtüğünüz yer mesela 31 cm 31 yazıyorsunuz ve kompanse yüzdesi çıkıyor. Bunu bütün dosyalara uygula diyorsunuz ve okey diyorsunuz. Böylece Y yönünde, uzunluk yönünde eğer ölçünüz kısa veya uzun çıkıyorsa makinenizde bunu direkt RIP programınızın içinden
düzeltebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bu videonun son bölümünde ise size SI International'ın diğer yeni versiyon ürünlerini tanıtmak isterim. Bunların başında Flexi Dice Up, yani sublimasyon bölümü için yapılmış, tekstil sublimasyon baskı için yapılmış özel bir baskı programı var. Flexi hem plotter kesim hem de baskı için, dijital baskı için yapılmış var. Ve iki tane de ERP CRM programı var. Yani yaptığınız işin bütün maliyetini size, hatta patron otomasyon içinde söylenen iki tane daha program var. Ve tabii ki Enroute var. Reuters'lar için yapılmış çok da eski bir bilinen program. Onların hepsini size bildirmek isterim. Bu bilgileri SI International bizim sponsorumuz olmadığı halde size tanıtıyorum. Çünkü bence bizim sektörümüzde, dijital baskıda Türkiye'de Photoprint, Flexi çok önemli bir yeri var. Flexi'nin yeni versiyonlarıyla ilgili püf noktalarını da size yeni videolarda yapacağım. Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yorum yazarsanız çok sevinirim. Bu tür videoların gelmesi için büyük bir destek vermiş olursunuz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.